Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Türkiye'nin önde gelen demonte mobilya üreticilerinden biri olan Adore Mobilya'yı sizler için Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda ziyaret ettik. Bakalım ziyaretçilerin standa ilgisi nasıldı? İzliyoruz. Evet, öncelikle izleyenlerimiz için sizleri tanıyalım. Ben Mustafa Kemal Kayalar. Adore Mobilya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi yürütmekteyim. 89-90 yılarında mobilyanın da başkenti olarak bilinen Ankara sitelerde ortanca ağabeyim Sadullah Bey tarafından atölye ölçeğinde laminat mutfak banyo, tezgah ve kapaklar üretimine başlamıştı. Hemen akabindeki yılda ben de bünyeye katıldım ve onunla beraber gövde ve komple mutfak banyo üretmeye başladık. Daha sonra bir ölçeğe gelince bayilikler vermeye, franchise vermeye başladık. Diğer kardeşlerim de bünyeye katılmasıyla daha da güçlendik. Yine o dönemlerde Türkiye'ye ilk defa global bir marka olan market zincirleri Alman menşeli Türkiye'ye gelmişti ve ilk mağazasını İstanbul'da açmıştı. Bizler de bir vesile ziyaret yaptığımızda mutfak banyo reyonlarında eksikleri olduğunu, bir takım şeylere ihtiyaçları olduğunu gördük. Bunları gözlemleyerek görüşmeler yapıldı. Demonte üretebilecek kabiliyette olduğumuzu aktardık ve işbirliklerimiz böylece başladı. Daha sonra yine global markalar gelmeye devam etti, diğer farklı global markalar. Ve bu süreçte çalışmalar yürürken biz o zincir mağazalardaki bu eksikliği görerek bunları da üretmeye karar verdik eş zamanlı. Bu üretimlerde daha ziyade ev mobilyaları, ofis mobilyaları demonte üretmeye başladık. Ve böyle çalışmalar devam etti. Sonraki zincir mağazalardaki biraz ticari prensipler veya marjlar farklı olduğu için kendi markamızda biz perakende mağazalar açmaya karar vermiştik. Ve şu an kendi konseptiyle, kendi tarzıyla yaklaşık inşaata devam edenlerle beraber 40 mağazaya kadar ulaştık. İnşallah Güney Amerika'da, Almanya ve İngiltere'de mağaza açma plan ve projelerimiz var. Tamamen seri üretim üzerine kurgulanmış bir altyapımız var. Biz Türkiye'de, Avrupa'da hatta dünyada ilk 7 yıl garantiyi veren bir firmayız. Tabii mobilya sektöründe veyahut da üretimde bu garanti vermek önemli gerekçeler getiriyor. Bunun başında ham madde standartından başlayarak tüm üretim proseslerinin takipleri ve kalite kontrolleri ve müşteri hizmetleri alanlarında da kurumsal bir altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Biz bu kurumsal altyapı yıllar önce tamamladık ve inovasyona verdiğimiz önemle de daha da geliştirerek devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de demonte mobilya dendiğinde ülkemizde en önde gelen marka konumundayız ve bizim mottomuz daima en kalitelisi, en hesaplısı ve en iyi hizmet anlamında düsturuyla devam ediyoruz. Bunu tabii burada müşteri memnuniyetini en üst seviyede değerlendirebilen kurumsal bir altyapıya sahibiz. Üretim proseslerimizde, bütün makine parkomuzda dünyanın en son teknolojisine sahibiz. Yaklaşık 500'e yakın çalışanımız var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da demonte mobilya konusunda lider konuma getirmek istiyoruz. Bununla ilk günkü heyecanla, ilk günkü çabayla halen canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 70'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu önemsiyoruz çünkü no name veya markasız değil, kendi markamızla ihracat yapmayı en ön planda değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de online demonte mobilyayı ilk başlatan firmayız ve bunu büyüterek yurt dışına dahil devam ediyoruz. Evet, zaten şu anda da mobilya fuarındayız sevgili izleyenlerimiz. Gayet canlı bir ortam var. Peki sizin için nasıl geçiyor? Bugün fuarımızın 3. günü. Doğrusu benimle de iyi geçiyor. Zaten firmamızın kurulduğu günden bu yana ulusal global fuarlarda gerek Amerika, gerek Avrupa, gerek Çin, Rusya, Orta Doğu uzun yıllardır bunlara katılıyoruz. Hatta geçen hafta da Almanya'daydık. Arkasından bu fuarın başlaması ve direkt yakın, çok yakın tarihte muhakeme ettiğimiz zaman ülkemiz adına memnuniyet verici. Gerçekten daha potansiyel olduğunu, artık fuarımızın dünyada bir yeri olduğunu, kabullendiğini, ölçü olduğunu söyleyebilirim. Ama bu vesileyle de devletimizden ricamız bu. TÜYAP ve burada fuar olduğu zaman müşterilerimiz çok ciddi boyutta zorluk çekiyor. Belli bir strese giriyor. Hatta sabahleyin sizin de başınıza geldi, TÜYAP'a gittiniz. Dolayısıyla bizim tüm sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, tek çatı altında toplayabileceğimiz, modernizasyonu tamamlamış bir fuara, fuar alanımıza bu
Marmara'da mı, Ege'de mi, İç Anadolu'da mı bilemiyorum ama böyle bir tek çatı altında tüm sektörlere cevap verecek bir fuar alanına, belki de bir fuar şehrine ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Bu vesilede bunu sektörümüz adına talep etmiş olalım. Fuarımız da iyi gidiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? İşinden kazandığını dışarıya değil, sürekli daha iyisini üretmek üzere içeri yatırım yaparak, değerlendirerek ilerliyoruz. Bir dünya markası olarak verdiğimiz sözün arkasındayız. Ve önümüzdeki engelleri sistemli ve daha düzenli bir şekilde aşıyoruz. İnşallah önümüzdeki 7 yıl içerisinde bir dünya markası olarak yolumuza büyüyerek devam ediyor olacağız. Ve tabii ki bu süreçte ekibimize, kadromuza, tüm çalışanlarımıza ve bizi bu konuma getiren değerli müşterimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Ve işte bir lifestyle bölümünün daha sonuna geldik. Bugün ilham dolu hikayeler ve paha biçilemez başarı sırlarıyla dolu bir yolculuktaydık. Umarım eğlenmiş ve bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde daha fazla hikaye, daha fazla ilham ve tabii ki daha fazla eğlence ile karşınızda olacağız. Ben Aycan Gül. Hayatta ilhamı yakala, eğlenceyi kaçırma diyorum. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.